Evet değerli izleyenler, spor saati devam ediyor. Fethiye Spor bu hafta Silivri Spor'la karşılaşacak. Tabii ki lacivert beyazlarda yeni bir teknik direktör beklentisi var. Muhtemelen Levent Eriş sesleri ağırlık basıyor. Az önce Sayın Ferizcan'ın, Başkan Ferizcan'ın yaptığı açıklamalarda gördük. Şimdi Başkan Ferizcan dedim. Yorumlara geçeceğim. Maç sonrası yorumlar var. Yine spor saati programı için gelen yorumları da arkadaşlarımdan rica edeyim. Programımızın içerisinde onları da okuyacağım. Sayın Özgen, şimdi Fethiye Spor'da hani şu durumu az önce ekranlara getirdik. Yani şöyle baktığımız 2014-2015 sezonu 13. hafta. 2015-2016 sezonu işte 10. sıra. Pardon. Puanlarına bakıyorum. 13 puan almış. 20 puan almış 13. hafta sonunda ama. Evet. 2016-2017'de de bakıyorum 18 puan. Bu yıl 10 puanda. Şimdi böyle bir durumda Fethiye Spor Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa etmeli mi? Hani bazı sosyal medyada istifa deniyor. Hani şu anda şöyle geriye baktığımızda Sayın Esat Bakırcı yönetimleri, Sayın Timur Fidan yönetimleri, Sayın İsmail Öztürk yönetimleri, ne de şöyle baktığımızda Okan Uysal yönetimleri. Yani daha pek çok merhum Fethiye Spor'da başkanlık yapan yönetimler de vardı. İstifa etmeli mi? Yani biz daha fazla uğraşmıyoruz denilmeli mi? Bir karamsarlığın içine tam girilmeli mi? Hani bir konsorsiyumla Fethiye Spor'a bir destek anlamında yeni bir başkan falan hani gelmeli mi? Çok yazıldığı için hani bunu soruyorum. Evet. Böyle yine Fethiye Spor'un içinde Fethiye Spor'u seven bir kişi olarak. Ama tabii burada vurgulayacağım. Sayın Ferizcan az önce söyledi. Bu sosyal medyada yazılanlarla ilgili ders çıkardıklarını söyledi. Ama en önemli cümlesi nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli dedi. Yani bu da demek oluyor ki Fethiye Spor Başkanı Ferizcan ve Yönetim Kurulu sonuna kadar bu işi götürecek. Benim anladığım bu. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki zaten şimdi nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli diyor. Sayın Başkan'a tabii ki burada sezon sonu bittiğinde inşallah farklı şeyler konuşmamış oluruz. Yani iyi şeyler konuşalım. İyi şeyler konuşalım. Fethiye Spor adına. Tabii ki, tabii ki. Olumlu şeyler konuşalım. Olumlu şeyler konuşalım. Tabii ki zaten kendileri de göreve talip olduklarında hedeflerinin playoff olarak açıklamışlardı. Tabii ki şu anki görüntüye bakacak olursak bunun bir hayli uzağındayız ve o da biraz zor gibi görünüyor. Yani 3 puanlık sistemde yeni bir hoca hani elinde sihirli değnek yok. Yok ya olursa denilemez mi? Olabilir tabii ki ama çok zor bir puandayız. Şimdi bir de geçen yılların siz ortalamasını verdiniz. Şimdi kaldı önümüzde 4 maç. 4 maçtan alınabilecek puanlarla maksimum puanlarla şu geçen yıllardaki puanları karşılaştırırsak o puanların altında bitireceğiz. Onun için ikinci yarı daha zor geçecek bizim. Yani biz 4 maçla 12 puan alamaz mıyız? Zor. Yani bu anki şu anki takım görüntüsüyle zor. 4 maçta 12 puan. Kaç puanla kapatabilir? Yani bakın ben 2 hafta evvel 6 maç vardı. O zaman da söylemiştim. Maksimum buradan çıkarabileceğimiz 9-10 puan bizim için iyi sonuç demiştim. İkinci yarıya biraz daha umutlu gireriz demiştim. Fakat ama ikinci yarıya girerken eğer Sayın Levent Eriş olsun ya da yeni gelecek hoca olsun mutlaka takviyeler isteyecektir bu kadar sakatlıklar tabii ki yani, nedeniyle. Ya şimdi zaten geçen programda söylemiştik. Buraya kim gelirse gelsin. Levent Hoca gelir, başkası gelir. Şu kadroya bir defa hiç istemezse 5-6 tane topçu ister.
Evet. Çünkü sakatlıklardan dolayı düşün, forvet hattında alternatifiniz yok. Savunmada gene öyle. Bak yani Ömer sakatlanıyor. Yerinde oyuncu. Bir defa iki tane santrafor. Yani evet. Ucun bölgesine oyuncu almak zorundasınız. Hı-hı. En az iki tane. Orta sahaya almak zorundasınız. Defansa almak zorundasınız. Yani iç almasak 6 tane topçu ister gelen hoca. Evet. Kim gelirse gelsin ama 6 tane. Ama bu aşamada da öyle topçuyu bulabilecek mi Fethiyespor? İşte o en büyük handikaplardan bir tanesi de o. Yani ikinci yarıda acaba istediğin niteliklerde sporcu bulabilecek misiniz? Evet. Bu da dediğim gibi biraz da işte mali külfet de çıkaracak bu. İyi topçu getirmek için fazla para vermek zorunda kalacaksınız. Evet. O topçu şimdi inşallah şu puanımız biraz daha yükselir de o takıma gelmek ister mi? Bir de o da var. Yani şimdi tamam her şey para ama değil. Ama bir takımın başına Levent Eriş gibi bir hoca gelirse Levent Eriş gibi hoca da tabii ki onun da belki futbolcuyu getirebilir. Tabii ki. Ama o futbolcu da para ister tabii ki. Tabii ki. Onun için temin dedim ya, bu bize zaten hani mali külfet getirecektir kulübün üstüne. Geçen açıklama 4 trilyondu. Yani bu Ana kadar giden tabii bununla ilgili net açıklamaları yaptı. Ya ben o gün de söylemiştim. O eğer o günkü Mehmet Ali Bey'in açıklamasında ve başkanın şeyini de izlemiştik o gün röportajında, evet, da o paraların verildiğini söylemişti. Bu 2 hafta belki dağıtılan para. Yani rakam. Tabii ki yani o rakam. Yani düşünün, o zaman o ligin 11. haftası oynanacaktı. O zamana bundan sonra ikinci yarı var. Şimdi var. Bu oynanacak maçlar, maç başları paraları. Yani o rakam 8-9'un altına düşmez. Diyorsunuz. 8-9'un altına ben düşeceğini hiç zannetmiyorum. O da bir çok büyük bir mali bir külfet. Dediğim gibi şimdi zaten bu gelen hoca bunu isteyecektir. Dediğimiz gibi puantaj olarak baktığınızda iyi sporcular almalısınız ki bu alt gruptan kurtulalım. Evet. Onun için dediğim gibi buraya gelecek olan sporcuda ya iyi para vereceksiniz, iyi para vermekten ziyade de acaba burayı tercih edecek mi? Ha belki gelecek olan hocanın mayası tutacak, takım ruhunu oluşturacak, mevcut kadroyla yola devam edecek. Mümkün değil. Mümkün değil diyorsun. Mümkün değil hocam. Mevcut kadroyla yola devam edersek mümkün değil. Yok çünkü elimizde santraforumuz yok bir defa. Evet. Onu verip sezonu kapattı. Evet. Yani bu takımın mevcut içinden bir santrafor çıkmaz mı? Zor. Geçtiğimiz yıl çok uğraştılar. Mesela gerçekten geçtiğimiz yılda yoktu. Bir 10 numarası mesela Fethiyespor'un yine santrafor konusunda lacivert beyazlar. Çok zor anlar tabii ki yaşadılar. Ama Silivrispor da oynuyor şimdi Fethiyespor'un geçen yılki santraforu. Evet. Az sonra değineceğiz yani Fethiyespor. Evet. Emir Gökçe vardı mesela. Silivrispor'da oynuyor. Bu hafta Fethiye'de oynayacak mı? Yedekler arasındaydı ama bu hafta oynayacak mı? Onu da göreceğiz. Tabii ki şimdi şeye gideceğim. Sosyal medya ve Fethiyespor'la ilgili neler konuşulmuş, neler yazılıp çiziliyor. Fethiyespor'la ilgili anlatılanlar, yazılanlar, konuştuklarımız ve sizlerden gelen yorumlar neler sevgili izleyenler Fethiyespor'la ilgili? Onları da hemen aktarmak istiyorum. Arkadaşlarımdan da yeni gelen mesajlar varsa onları da hemen getirirlerse sevinirim. Eşref Sazcı, karşılaşma sonrası yorumlar. Bravo. Çok güzel takım kurmuşlar. Ayrıyetten çok güzel ve şeffaf bir yönetim var. Beklerin ne yaptığı belli değil. Orta, sağ, kanat ve forvetin ne yaptığı belli değil. Gayet başarılı bir kadro. Tebrikler. Ertuğrul Dede emekli ikramiyesi mi almaya geldi? Çıkart onun yerine genç Fethiye'li birini koyun. Yazıklar olsun. Bunları bulup getiren şeffaf yönetime demiş Eşref Sazcı. Yine Soner Demirci. Fethiye 4 yıl kaldığım sevdiğim bir şehir insanları. Fethiye Spor kötü oynamamış.
Kalecinin de etkili kurtarışları olmuş. Sakarya taraftarında desteğini alarak daha tak ve tek etkili oynadığı açık ama şu bir gerçek. Fethiyespor özellikle bu defansla kalesini koruyamaz. Koruyamazı geçtim pozisyon veriyor. Ben defansı beğenmedim. Takımın yoksa takım yoksa çok kötü değil demiş. Ferhat Döerli ne yapalım şimdi Fethiyespor üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor diyelim. Beceriksiz futbolcuların ve basiretsiz yönetimini kurtaralım demiş. Pil Ölüdeniz ikinci gol kesinlikle %100 offside. Burada biz de konuştuk. Offside'tı. Memlekette böyle kör, iyi aile çocukları çok var. İnşallah takım düzelir. Başka Fethiyespor yok demiş. Hakan Arıcan kaleci tek başına oynamış. Tebrik ederim. Defans sıvır. Topu oyuna sokacak futbolcu yok. Ortada 3 top yapamıyor ki. Böylece üçüncülük gözüküyordur bize demiş. Emre Poyraz Fethiyespor'daki 58 numaralı kişinin kaptan olmasının sebebi nedir demiş. Ertuğrul için diyor herhalde. Erman Taylan Şahin hakemi falan boş ve ruhsuzlar oynamadı demiş. Cemal Aykırı kaleci olmasa daha kötü olurduk demiş. Arkın Sazan ikinci gol kesin offside buz gibi demiş. Senay Nuran Ocakçı amatör gibi oynuyorlar. Pozisyon yok, takım olmak yok, pres yok, çalım yok. Maçın hakkı 3-1 değil 11. Yazık maalesef üçüncülük hayırlı olsun garanti demiş. Hayır sevgili Senay Nuran Ocakçı değerli izleyenlerimiz. Lütfen Fethiyespor'u yine ikincilik beyaz grupta en iyi sonuçları bundan sonra da alacaktır. Ümidimizi kaybetmeyelim diyorum. Enes Öğütveren bu takımı kurtarsa Engin İpekoğlu bir de Başkan İsmail Öztürk yapar. Şampiyon böyle olur. Üçüncülük kesin demiş. Yine aynı şeyi söylüyorum. Üçüncü ligi daha çok uzun bir maraton var. 17, 4'te 21 karşılaşma var daha. Sayın Başkan'ın söylediği gibi nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli dedi Sayın Mustafa Ferizcan az önce de. Harun Çelik getirmeyin o takımı buralara demiş. Yani Sakarya'da bırakın demek istemiş. Evet arkadaşlar isterseniz Sakarya maçını bir kez daha ekranlara verelim. Çakan Bağlan ne söylenir bilmiyorum. Göz göre göre gidiyoruz. Ne ruh var ne hırs. Yazık demiş. Takım ruhunda olmadığını haftalardır söylüyoruz. Bir türlü o ruhu oluşturulamadı takımda. Yine Güler Akman taraftarla olmuyor. Taraftarla olmuyor. Biz de Fethiyespor'un her maça geliyoruz ama maalesef demiş. Timur Fidan, haydi Fethiyespor 1 puana bile razıyız ama 3 puan olursa harika olur demiş. Bizim bu Fethiyespor'u ben bizim mahalleden çıkaracağım. 11 ile de yenerim demiş. Yani bir 11 kuracak Cemile Kıvrak. Futbolcularda ruh yok zaten bizim takımı yenmeyeni dövüyorlar demiş. Feride İmrence, antrenmana falan gidelim ya da haftaya geçen yılki gibi kampın oraya gidilsin bir şeyler yapılsın. Bunlar farkına varsın. Bizlerin üzüntüsünün ve pes etmeyişimizin demiş. Behzat Cemile Kıvrak bir de yöneticiler stada gelip bize destek vermiyorlar. Yeterince de ağlıyor. Ulan çok affedersiniz. Bu takıma bu taraftarlar hep sahip çıktı ama futbolcular zarsurt demiş. Fethiye'yi ayağa kaldıracak tek teknik adam Yılmaz Vural demiş Cemile Kıvrak. Maça gelmiyor diye dert yanıyorlar. Kendi parasıyla kendi kendine sizin yüzünüzden sinir hastası mı olsun gelenler. Ben sinir hastası oldum demiş. Yine Cemile Kıvrak. Sümeyye Boğaz sabah maçı olmasına rağmen stadın çoğunu dolduran taraftarlara helal olsun demiş. Yönetim kuruluna hakikaten beddua okumuş ve Cemile Kıvrak yine. Ulaş Taka nasıl memleket ya? Bir tane insan evladı sahip çıkmaz mı takıma? Sponsor olup teknik direktör getirmez mi demiş. Abdülkadir Ateş Sakarya Spor yükselsin siz de düşmezsiniz demiş. Koray Ayşe Çetin ben hep o formanın içinde olmayı hayal ettim. Hayalimdeki gibi oynayın demiş. Aferin.
değerli bir izleyenimiz. Kaan Işık devreye kadar böyle gider. Devre arası yine 10 topçu gelir, 10 topçu gider demiş. Feride İmrenci, adam gibi oynasalar da düşsek diyeceğim ki ya elimizden gelen yapıldı ama olmadı diyebiliriz demiş. Yine Güler Altman, bu kaleye geçemiyoruz bile, çok yazık demiş. Sedat Ünal, abi bu atmosfer Fethiye'de olsa keşke, bu ne böyle demiş Sakaryaspor tribünleri için. Evet. Gerçekten harika. Evet, harikaydı. Ali Tunç, o sene bu sene diye Mars'ta okudum ama umarım ters olmaz demiş. Evet. Yine Cengiz Şafakoğlu, gol verilmiş, neyin açıklamasını yapacaklar demiş. Offside ya. Offside'dan golü verdi diye hakemle ilgili ağır bir eleştiri de bulunmuş Cengiz Şafakoğlu. Feride İmrenci, bunları kendine getirmenin bir yolu vardır illaki ya demiş futbolcular için. Bizim hayallerimiz, sizin gerçekleriniz, düzgün oynayın demiş futbolculara. Şu maçı bir çevirebilsek kırılma noktamız olacak bu maçta demiş. Maçın bazı anları var ki hani onlardan Sakaryaspor'un da böyle boşa atan topları vardı. Yine ekranlara geliyor. Kardeş sağ olun demiş. Kalbimiz seninle Fethiyespor demiş Elif Sazak. Koray Ayşe Çetin, bu takımı bu hale getirenler utansın demiş. Feride İmrenci, şu armadaki kalbi hissedinde oynayın demiş. Bu stadı full doldursak bile olmaz. Koray Ayşe Çetin, bu takım hiç mi çalışmıyor demiş. Yani çalışan oyun düzeninin sahada olmadığını yansıtmış. Oysa lige iyi başlamıştık. Yazık yazık demiş. Özcan Uzunoğlu, Sakarya mı şampiyonluğa oynuyor? Eyyamcı hakeme göndermede bulunmuş. Tabii karşılaşma sonunda ne hale geldik be? Bizimkilerde ruh yok, inanç yok demiş yine Feride İmrenci. Cengiz Şafakoğlu, offside'ı vermiş hakem demiş. Karşılaşma sonrası yine amatör gibi oynuyorlar. Pozisyon yok, takım olmak yok, pres yok, çalım yok. Maçın hakkı 3-1 değil, 11'di demiş Senay Nuran Ocakçı. Bunları da az önce zaten okumuştum. Erman Taylan Şahin, hakemi falan boş ver. Ruhsuzlar oynamadı. Emre Poyraz'ın, Arkın Sazan, ikinci gol kesin offside, buz gibi demiş. Yine Mert Koçak, Fethiyespor'u artık başarılı görmek istiyoruz. Ne yazık ki her hafta sahada bir ruhsuzluk görüyoruz demiş değerli izleyenimiz. Şakir Arıcan, iyi yayınlar demiş ve Fethiyespor'un başarılı olmasını istiyor Şakir Arıcan. Efe Ölmezoğlu, iyi akşamlar, güzel yayınlar demiş. Erol Alacapınar, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar mesajını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Görgülü, iyi akşamlar FRT TV, Fethiyespor'a başarılar. Fethiyespor mutlaka başaracaktır demiş. Ali Akyokuş, Serdar Vefa Yeşil'di bu takımın forveti. Öz kaynaklara önem vermedikçe durum hep aynı. Ne olursa olsun takımın destekçisiyiz. Bir sevdadır Fethiyespor. Fethiye iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Ali Akyokuş'a da. Şöyle baktığımız zaman Sakaryaspor maçı sonrasındaki yorumlara değerli izleyenlerimizden gelen yorumlar böyle. Sosyal medyada hemen hemen yazılanlar böyle. Daha ağır eleştiriler de var. Ama o ağır eleştirileri hani çok fazla da girmek istemiyoruz. Şunun için cümleler kötü. Rütük tarafından da tabii her an izleniyoruz. Onları paylaşılması taraftarı da değiliz Sayın Özgen. Fethiyespor'un da buna hakkı yok. Yani bu kadar ağır eleştiriye de hakkı tabii yok ki, diyorum. Ama gelen mesajlara baktığımızda da taraftarlar zaten düşündüklerini yazmışlar. Hiçbiri de memnun değil. Evet. Bu anki hem takımın oyunundan. Takımın oyunundan. Yani bir de hep söylüyorum. Yani seyirci yenildiğinde de alkışlar seni. Evet. Alkışladı. Yenildiğinde de alkışlar. Bir Gümüşhane maçı. Yeter ki onu gösterin. Evet. Ama biz hani o bunu gösteremiyoruz şu an. Hani bizim şimdi
bir arkadaşımız yanlış, belki abartmıştı ama 10'a 1 gibi bir skor yazmış. Ama gerçekten baktığımızda bir defa en az 5-6 tane 5-6'lık bitecek maçmış. Şu oynadığımız oyuna göre. Evet. Yani bu kadar savunma hatası. Bu kadar orta savunma hatası. Bu kadar orta sahada 2 tane top yapmamışız. 2 evet. tane top yapmamışız. Yani dediğim gibi forvette zaten ön tarafta hiç çoğalamamışız. Ya ikinci yarı kaleciye top gitmemiş. Evet. Kalecinin bir tuttuğu top yok gördüğümüz kadarıyla. Bize gösterilen bölümlerden gördüğümüz kadarıyla kalecinin eline top değmemiş. Evet. Yani buradaki seyircilerimizin haklılık payı da yüksek olan görüşleri var. Yani onları da göz ardı etmemeliyiz. Hemen çok kısa bir de Silivrispor maçından ne yapmamalı Fethiyespor? Mutlaka yeni bir teknik adamla çıkacak. Bir kan değişikliği olabilir. Ve 3 puan tabii ki beklentimiz. Bunun dışında bir puan beklentimiz yok, onu söyleyelim. Herhalde zaten yani bu saatten sonra hele ki Silivrispor'la oynuyorsanız buradan da Allah göstermesin galibiyet dışında çıkacak herhangi bir sonuç bizi ileriki haftalar için daha çok umutsuzluğa yeter. Evet, Silivrispor'a baktığımızda 13 karşılaşmada daha bir galibiyet, 3 beraberlik almış, 9 mağlubiyeti var, 9 gol atmış, kalesinde 23 gol yemiş. Fethiyespor'la kıyaslayacak olursak 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi almışız, 12 gol atmışız ve 22 gol yemişiz. En fazla gol yiyen takımlardan 22, 23, 24. Yani bakıyorum en fazla 24 var. Kahramanmaraş Spor, 23 gol yiyen Silivrispor, 22 Nazilli Belediyespor 23, 22 gol. Evet, şöyle Karşıyaka bile 21 gol yemiş. Evet, sonuncu sırada bizden az gol yemiş diye görüyorum. Evet, biz de çok gol yiyoruz. Yani sizin de saydığınız gibi en çok gol yiyen 4. takımız. Evet, şu ligde, andaki. Şu andaki duruma göre baktığımızda gerçekten bu hafta kolay maç olmayacak. Ha, evet. Tabii ki hep kan değişikliklerinde ilk haftalar çok önemlidir. Evet. O kan değişikliği takıma olumlu yansır. İnşallah bize de olumlu yansır bu hafta. Silivri maçını, yani zaten Silivri maçının galibiyet olmadan herhangi bir sonucunu hiç düşünme, aklıma dahi getirmek istemiyorum. Evet. Yani dediğim gibi haftaya Bandırma'ya gidiyoruz. Tabii. Yani buradan çıkabilecek kötü bir sonuç, kötü sonuç bizim son 4 haftada alacağımız puanı epey düşürecektir. Yani bizim alabileceğimiz maksimum puanlar zaten bu içeride oynayacağımız Silivri ve Karşıyaka maçlarını bir defa ikisinden de 3'er puan almak zorundayız. Evet, Silivri maçında yine hangi hataları yapmamamız lazım? Yani Sakarya'daki oynadığımız gibi oynarsak, kısır orta sahayı geçemezsek, Silivri sağlam bir savunma yaparsa, savunmada bulunursa, ki oyuncularına bakıyoruz. Silivri Spor, Konya Anadolu Selçuk Spor'a kendi evinde 2-1 yenildi. 90. dakikada yanlış hatırlamıyorsam gol yedi. Silivri Spor'da Onur Bulut, Yusuf Onur, Arıkan Fuat Yaman, Güray Kula, İbrahim Kaş, Yunus Yaşar, Sercan Besler, Emir Gökçe, Doğan Ateş, Serdar Eğilik, İsmail Düzgün, Serkan Çalık, Barış Bakır gibi isimler var. Konya Anadolu Selçuk Spor karşısında Fuat Yaman'ın golüyle 43. dakikada ilk yarı 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarıda 83'te Ali Yaşar, 90. dakikada Mücahit Can'ın attığı golle de 2-1 yenildi Silivri Spor. Tabii bunun da almak için gelecektir. Yani iki denk takım, yani gördüğüm kadarıyla çünkü önemli isimler var. Fethiyespor'da da önemli isimler var. Hatta Fethiyespor'da daha iyi önemli isimler var. Evet, sezon başından beri ne yazık ki istenilen takımlaşmayı kuramadık. Takım olamadık.
takım olamadık. Yani burada Silivri Spor için aynı şeyler geçerli. Orada da baktığınızda içeride birkaç tane ismen de olsa bilinen sporcular var. Onlarda evet. da bir şey bir takım olamama söz konusu var. Ama bizim artık bu haftadan itibaren her şeyi bir kenara bırakıp bu Silivri maçıyla itibaren bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Evet. Bu Silivri Spor maçı olmazsa olmazımız. Hı hı. Dediğim gibi buradan çıkabilecek herhangi bir kötü sonuç bizi önümüzdeki haftalar için gerçekten karamsarlığa iter. Evet. Bizi daha zor günlere sürükler. Onun için bu hafta ne yapıp edip bu maçı almalıyız. Evet, yeni bir hocayla. Yeni bir hoca. Büyük muhtemelen de, Levent Eriş büyük hoca. İhtimalle de hayırlı olsun diyoruz bir kez daha. Bu hafta takım başına yeni bir teknik direktörle çıkacak. Evet. Tabii hocanın elinde de sihirli değnek yok. Yani. Hemen çıkıp da maçı alacak, aldıracak gibi de bakmayalım. Ama tabii ki takıma muhakkak bir şeyler katacaktır. Ki katması da lazım. Zaten onun için bu göreve getiriliyor. Ama dediğim gibi de hiç de kolay bir maç gibi gözükmüyor. Evet ama taraftar desteği maç. Önemli. Ya taraftar tabii ki desteği önemli ama şunu da göz ardı etmeyelim. Yani taraftarımız da oynanan maçlarda bizi hiç yalnız bırakmadı. Evet. Yani taraftar da desteğini bu kötü sonuçlara rağmen taraftar da desteğini hiç esirgemedi. Evet. Muhtemelen Levent Eriş geliyor Fethiyespor'a sevgili izleyenler. Son aldığımız bilgiler böyle. Muhtemelen çarşamba günü yani yarın Levent Eriş Fethiyespor'da bakalım neler katacak. Özellikle Silivrispor maçı hazırlıklarını Levent Eriş'le yapması muhtemel Fethiyespor'da. Tabii bu sonuçla yani bir taze kan ile bir baba hüviyetiyle futbolcuları da bir takım ruhunu oluşturmak isteyecektir ve bunu başarırsa da zaten Fethiyespor başarılı olabilir diye düşünüyorum. Kötü düşünmüyorum ama öncelikle Fethiyespor'a gönül veren başta eski başkanlar, yönetim kurulu üyeleri hepsinin Fethiyespor'a destek olması lazım. Fethiyespor'u alkışlaması, Fethiyespor'a yardımcı olması lazım. Yine Fethiyesporlu yöneticilerin de yine eski başkanlardan destek alması lazım. Onlarla ilişkileri iyi tutup mutlaka Fethiyespor için bir sinerji yaratması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii her şey Fethiyespor için. Ya, muhakkak tabii ki yani ben şimdi burada bazen böyle duyuyoruz işte galip gelmemizi istemeyenler var gibi böyle hoş olmayacak laflar sözler olmaz sarf ediliyor. Hiç kimse bunu yapmaz. Yani burada yani bugüne kadar başkan, görev yapmış yönetim, yani mümkün mü öyle bir şey yani? Mümkün mü yani? Şimdi buradan eski başkanlar ya da eski yönetim kurulu senin takımın kötü olsun diye kötü olursa sevinecek mi? Hayır. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi Sayın mümkün değil. Can Koç? Yani burada bu sırayla bu görev süresi şimdiki yönetim kurulunda 3 yıl sonra başka bir yönetim gelir. Daha sonra bir başkaları gelir. Burada önemli olan hep söylüyoruz. Ali, Ahmet, Mehmet değil. Burada Fethiyespor. Kim göreve geliyorsa, kim görevdeyse tabii ki diğer herkesin bu yönetime de destek olması birliktelik olması şart. Ama bunu yapacak olan birinci derecede mevcut yönetimdir. Evet. O beraberliği sağlayacak olan kişiler de ilk önce mevcut. Mevcut yönetim bir adım atacak. Evet. Evet. Ama ben o gibi söylemlere de pek inanmıyorum. Yani işte galip mağlup olmasından üzülecek ya da sevinecek ya da mağlup olmasını değil, isteyecek kişiler olabilir mümkün mi? Mümkün değil. Evet, mümkün değil. Teşekkür ediyorum ve Fethiyespor'a başarılar diliyorum sevgili izleyenler. İkincilik kırmızı grupta Bodrum Belediyesi Bodrum Spor deplasmandan 1 puanla döndü. Şimdi ikinci lig kırmızı gruptaki sonuçlara bir göz atalım. Puan durumunda
Bodrum Belediyesi Bodrum Spor nerede ve bu haftanın maç programı ekranlarınızda. İkinci lig kırmızı grupta 13. hafta maç sonuçları şöyle. Etimesgut Belediyespor 1, Sivas Belediyespor 2, Sarıyer 0, Hatayspor 2, Kocaeli Birlikspor 0, Tokatspor 1, İnegölspor 2, Keçiören Gücü 1, Eyüpspor 5, Mersin İdman Yurdu 2, Menemen Belediyespor 3, Tuzlaspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Afşet Afyonspor 1, Sancaktepe Belediyespor 1, Kastamonuspor 1966 0, Bucaspor 1, Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1. İkinci lig kırmızı grupta puan durumu şöyle. 31 puan Hatayspor lider, 30 puanlı Afşet Afyonspor ikinci, 29 puanlı Keçiören Gücü üçüncü, aynı puanlı Menemen Belediyespor dördüncü, 28 puanlı Sivas Belediyespor beşinci, 22 puanlı İnegölspor altıncı, 20 puanlı iki takımdan Sancaktepe Belediyespor yedinci, Tokatspor sekizinci, 19 puanlı Kastamonuspor 1966 dokuzuncu. 18 puanlı Sarıyer 10. 16 puanlı Ahmet Sportif Faaliyetler 11. 13 puanlı Bodrum Belediyesi Bodrumspor 12. 10 puanlı iki takımdan Bucaspor 13. Etimesgut Belediyespor 14. 9 puanlı Eyüpspor 15. 7 puanlı Tuzlaspor 16. 2 puanlı Kocaeli Birlikspor 17. ve puanı bulunmayan Mersin İdman Yurdu 18. ve son sırada yer aldı. İkinci lig kırmızı grupta 14. hafta maç programı şöyle. Sivas Belediyespor Eyüpspor, Hatayspor İnegölspor, Tuzlaspor Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor 1966 Ahmet Sportif Faaliyetler, Keçiören Gücü Sancaktepe Belediyespor, Afşet Afyonspor Bucaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Menemen Belediyespor, Mersin İdman Yurdu Kocaeli Birlikspor, Tokatspor Sarıyer. Değerli izleyenler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor İzmir deplasmanında Bucaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor şimdi kendi evinde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Sevgili Özgen, bu maçta Bodrum Belediyesi Bodrumspor 11. dakikada Emre Şahin'le golü buldu ama 40. dakikada İlyas Bucaspor'un eşitliğini sağladı. Evet. Tabii Bodrum Belediyesi Bodrumspor da 12. sıradaki yerini haftalardır koruyor. Şu anda da 16 puana sahip. Ne söylemek istersin? Ya, çok kısa özetle. Tabii ki yani geçen hafta burada Bodrum Buca maçının kolay olmayacağını söylemiştim. Ve burada alınan bir puan çok önemli. Hı hı. Buca'dan almış oldukları puan çok önemli. Ben kendilerini tebrik ediyorum. İlerideki önümüzdeki haftalarda İnşallah puan veya puanlarla onlar da bizim bölgemizin takımı, onları da daha üst sıralarda görmek isteriz tabii ki. Ve evet. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Evet, son dakikalarda özellikle Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un çabası yetmedi. Mutlak bir galibiyeti alabilecekti ama maalesef Bodrum Belediyesi Bodrum Spor bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Alınan bir puan da kötü puan değil. Değil diyoruz. Evet, hemen geçiyoruz. İkinci lig kırmızı gruptan üçüncü lig ikinci gruba sevgili izleyenler. Üçüncü lig ikinci grupta Muğla Spor kendi evinde mağlup oldu. Velimeşe'ye karşısında etkili, zaman zaman etkili bir futbol ortaya koymasına rağmen maalesef haftayı mağlup kapattı ve 1-0 yenildi. Şimdi 3. lig 2. grupta haftanın sonuçları, puan durumu ve maç programı ekranlarınıza geliyor. 3. lig 2. grupta 13. hafta maç sonuçları şöyle. 1461 Trabzon 2, Gölcük Spor 3, Anadolu Bağcılar 3, Kayseri Erciyes Spor 0, Yeni Ordu Spor 1, Pazar Spor 0, Anagolt 24, Erzincan Spor 1, Ankara Demir Spor 2, Van Büyükşehir Belediye Spor 1, Diyarbakır Spor 1, Kırıkhan Spor 0, Erok Spor 1, Yeşil Bursa 0, Darıca Gençler Birliği 1, Turgutu Spor 0, Tire 1922 1, Muğla Spor 0, Ergene Velimeşe Spor 1.
3. Lig 2. grupta puan durumu şöyle. 26 puanla Ankara Demirspor liderliğini sürdürdü. Turgut Spor 24 puanla 2. 24 puanlı Diyarbakır Spor 3. 23 puanlı Pazar Spor 4. 22 puanlı 2 takımdan Darıca Gençler Birliği 5. Anagol 24 Erzincan Spor 6. 7. Yeni Ordu Spor 21 puana sahip. Aynı puanlı Van Büyükşehir Belediyespor 8. 20 puanlı Tire 1922 9. 17 puanlı Erok Spor 10. 16 puanlı 3 takımdan Muğla Spor 11. Anadolu Bağcılar 12. 1461 Trabzon 13. 15 puanlı Gölcük Spor 14. 14 puanlı Ergene Velimeşe Spor 15. 8 puanlı Yeşil Bursa 16. 7 puanlı Kırıkhan Spor 17. Ve puanı bulunmayan Kayseri Erciyes Spor 18. ve son sırada yer aldı. Üçüncü lig ikinci grupta 14. hafta. Maç programı şöyle. Ankara Demirspor, Yeni Ordu Spor, Gölcük Spor, Kırıkhan Spor, Diyarbakır Spor, Turgutlu Spor, Pazar Spor, Muğla Spor, Tire 1922, 1461 Trabzon, Ergene, Velimeşe Spor, Van Büyükşehir Belediye Spor, Erok Spor, Yeşil Bursa, Darıca Gençler Birliği, Anadolu Bağcılar, Kayseri, Erciyes Spor, Anagot 24, Erzincan Spor. Değerli izleyenler, Muğla Spor kendi evinde 20. dakikada İlhan Aslanoğlu'nun attığı gole engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu. Muğla Spor şimdi Pazar deplasmanına gidecek, Pazar Spor'la karşılaşacak. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'da bu hafta yine önemli bir karşılaşma oynayacak. Ligde 4. sıradaki Menemen Belediye Spor'la kendi evinde karşılaşacak. Şimdi Muğla Spor kendi evinde mağlup oldu. Yine geçen hafta söylemiştik. Çok önemli bir şeye özellikle dikkat çekmiştim. Evet, evet, ligin son sırasında, son sıralarındaki Ergen'e, Velimeş'e gelip sürpriz yapabilir. Küçük görmemesi lazım Muğla Spor'u demiştim. Dediniz evet. Oldu. Ve Muğla Spor için de bu belki de çünkü son 3-4 haftadır Muğla Spor başarısız sonuçları almaya devam ediyor. Bu maç onun belki dönüm maçı olabilir diye de evet. Konuşmuştuk burada. Yenseydi gerçekten kendini biraz toparlamış olacaktı. Bu mağlubiyet, bu mağlubiyetten sonra Muğla Spor'da zor günlerin beklediği mesajları geliyor gibi. Çünkü bu haftada Pazar Spor'a gidiyorlar. Gerçekten lig dördüncüsüyle oynayacaklar. Zor bir maç. Ondan sonra da Muğla Spor'u zor günler bekleyecek gibi. Evet, Muğla Spor'dan futbolculara 1500 lira ceza kesildi ve uyarılarda bulunuldu. Bunu da hatırlatalım. Başkan Haluk Beyimoğlu devre arasında bizim çalışmak istemediğimiz futbolcular olabileceği gibi bizimle kalmak istemeyenler de olacaktır. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. İlk yarıyı en az kayıplarla kapatarak ikinci yarıda daha iyi bir ekiple lige devam edeceğiz dedi. Futbolcuların paralarını alamadıkları için iyi oynamadıkları iddialarıyla ilgili de konuşan Beyimoğlu, kime kaç para ödediğimiz ortada. Prim ve peşinatların en az yarısını ödedik. Geçtiğimiz cuma ödeme yaptık. Alacağının 70 bin lirasını aldığı halde 4 bin lira için gönülsüz sahaya çıkan futbolcular var. Yönetim olarak gereğini yapacağız şeklinde açıklamalarda bulundu. Tabii Ergene Meşe Spor'a yenilen Muğla Spor'da alınan bu tedbirler bakalım nasıl yansıyacak onu da göreceğiz en kısa sürede. Tabii yine medyada yer alan bir haber vardı. Muğla Spor aslında tamamen hemen çok kısa sürede toparlanabilir de. Çünkü Muğla camiası da kısa sürede birbirine kenetleniyor, sarılıyor. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi herhalde yönetim devre arası için bazı tedbirler alacağını göz önüne sermiş. Burada ciddi bir değişiklik söz konusu galiba sporcu kadrosunda. Çünkü alınan başarısız sonuçlardan sonra takımda da memnuniyetsizlik söz konusu. Bunun da sinyalini vermiş. Evet. Diyorsunuz. Muğla Spor yönetimi. Evet. Şimdi amatörlere geçiyoruz sevgili izleyenler. Muğla Spor'a da başarılar diliyoruz. Ve amatör kümede de çok önemli karşılaşmalar oynandı. Biz Muğla Spor'un Tuzla deplasmanında
başarılar diliyoruz. Menemen Belediyespor Tuzla Spor'u 3-0 mağlup etmişti. Hemen bu dipnotu da hatırlatmakta yarar var. Evet, Muğla Amatör Ligi'nde ise sonuçlara bakalım önce isterseniz. Çok kısa hemen değinmekte yarar var. Elimdeki notlardan Fethiyespor U12-3, Çamköy Spor U12-0, Çitlik Belediyespor U12-2, Dalaman Belediyespor 2, Karaçoğlu Spor U12-2, Ortaca Esnaf Spor 2, Fethiye Beşkaza Gençlik Spor U12-1, Ortaca Belediyespor U12-2, Marmaris Spor U12-2, Marmaris Çelik Spor U12-1, Marmaris Genç Spor 1, Yeşil Marmaris Spor 0, 6 Martılar U12-1, Marmaris Armutalan Spor 4, Dalyon Spor U12-1, Muğla Üniversitesi Spor 2, Saburhane Gençlik Spor U12-2, 48 Çağdaş Spor 3, Köyceğiz Belediye Spor U12-2, Muğla Gençler Birliği, düzeltiyorum, Köyceğiz Belediye Spor U12-4, Muğla Gençler Birliği U12-0, Bodrum Yalı Spor U12-0, Bodrum Spor U14, düzeltiyorum, U12-14, Yalıkavak Belediye Spor U12-2, Bites 2, Fethiye Spor U14-3, Seydi Kemer Belediye Spor U14-0 sonuçları alındı geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda. Ve Günlükbaş Spor'da kendi evinde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayla ilgili ayrıntılar da vereceğiz. Arkadaşlarım uyarıyor beni, süremizin dolduğunu belirtiyorlar. Son olarak ne söylemek istersin sevgili Kamil Özgen? Bu haftadan başlayarak yeni bir antrenörle oynayacağımız 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya umutlu çıkmalıyız. Evet. Fethiye Spor'umuza buradan bu son 4 hafta içinde başarılar diliyorum. İnşallah istediğimiz, özlediğimiz sonuçları alırız. Yoksa ikinci yarı dediğim gibi bizi çok zor günler bekler. Evet, biz başarılar diliyorum şimdiden. Bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyenler. Fethiye Spor'da teknik direktörle Sayın Levent Eriş'in getirilmesi artık söz konusu, onu hemen belirtelim. Muhtemelen çarşamba günü Fethiyespor'un başında Sayın Levent Eriş'le anlaşma, son yapılacak görüşme eğer anlaşmayla tamamlanırsa takımın başında antrenmana çıkacaktır. Ve Fethiye Belediyespor'da ikincilik erkekler basketbolda hemen hemen liderle koşuyor. İzmir'den galibiyetle döndü. Bu haftada cumartesi günü saat 16.30'da Beşkaza Spor Salonu'nda, değirmen başında çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Şimdiden bütün spor severleri öncelikle bu karşılaşmaya, yani Fethiye Belediyespor'u basketbolda desteklemeye, Beşkaza Spor Salonu'nu doldurmaya davet ediyoruz sevgili izleyenler. Çünkü Bursa ekibi gelecek, önemli bir takımla karşılaşacak Fethiye Belediyespor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup etmişti ve liderliğe göz dikiyor. Liderle oynayacak bu hafta. İşte Fethiye Belediyespor'un lider olmasında taraftarların da etkisi olabilir. Pazar günü de saat 13.30'da Fethiye Spor kendi evinde çok önemli bir karşılaşma oynayacak. Silivri Spor'la oynayacak. Fethiye Spor'a da bu karşılaşmada başarılar diliyoruz. Evet, önümüzdeki hafta yine aynı saatte spor saatinde buluşuncaya dek mutlu geceler, esenlikler diliyoruz. Dileyelim ki Fethiye Spor'un, Muğla Spor'un, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un ve diğer bütün takımlarımızın, Muğla bölgesindeki takımlarımızın başarısını konuşalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Size de aynı şekilde ben sevgili Kamil Özgen. Ben teşekkür ederim hocam. Tabii Timur Fidan, Ersu Sülüntay ve diğer Fethiye Spor eski başkanlarını da sevgili Esat Bakırcı'dan,
sevgili İsmail Öztürk'e, Sayın Okan Uysal'a kadar başkanlarımızla Nejat Ece abiyi, tabii ki Yavuz Torunoğulları'nı da zaman zaman önümüzdeki günlerde programlarımızda konuk edeceğiz. Onu da hemen belirtelim. Mevcut yönetimin hatalarını, başarılarını ya da tavsiyelerini, onların tavsiyelerini de ekranlara getirmek istiyoruz kendi ağızlarından. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek mutlu geceler, esenlikler, hoşça kalın değerli izleyenler. Evet.